Ayın malzemesi enginar. Papatyagiller familyasından olan enginarın yediğimiz kısmı aslında çiçek açmadan önceki tomurcuk hali. Enginara genellikle mor ve yeşil renklerde rastlıyoruz. Enginar bitkisi 2 metreye kadar uzayabiliyor. Aynı zamanda enginarlar çiçek açmadan önce hasat ediliyorlar ki yiyebilelim. Çünkü çiçek açtıktan sonra enginarlar sebze özelliğini kaybediyor. Enginar dünyada en çok İtalya ve İspanya'da yetiştiriliyor. Türkiye'de genellikle rastladığımız iki tür enginar var. Birincisi sakız enginar. Özellikle Ege bölgesinde İzmir'de yetiştiriliyor. Bir diğeri ise Marmara bölgesinde daha çok yetiştirilen geniş yeşil yaprakları olan Bayrampaşa enginarı. Lezzet profillerine geçmeden önce tam şu aşamada abone olmayanlar abone olabilirsiniz. Evet, bu kadar basitti. Şimdi lezzet profillerine geçebiliriz. Önümde gördüğünüz gibi enginardan gelen o acılı, hafiften aromasıyla kıracak olan taze nane, dereotu, maydanoz ve taze kekik gibi ürünler inanılmaz uyumlu. Sonrasında sülfürlü dediğimiz sarımsak, soğangiller, yani buna kuru soğanı, arpacık soğanı, taze soğanı ekleyebiliriz. Hafif buruk tadıyla patlıcan ve ıspanak enginara inanılmaz yakışıyor. Lifli ve dokulu yapısıyla enginar yağlı ürünlerle inanılmaz bir uyum içerisinde. Tabii ki en başta sofralarımızın olmazsa olmazı zeytinyağı, sonrasında yağlı peynirler. İsli peynir, keçi peyniri, krema, tereyağı ve hatta mayonezle de gayet uyumlu. Enginarda bir diğer olmazsa olmaz da asit dengesi. Burada da başa tabii ki limonu ve sonrasında sirkeyi koyabiliriz. Enginar yine yağlı proteinlerle çok daha uyumlu. Burada özellikle kuzu etini tavsiye ederim. Ondan sonra tavuk ve yumurtaya da muhteşem bir uyumu var. Enginar piştikten sonra benzer dokuya sahip olduğu kuru fasulye, nohut, mercimek gibi bakliyatlarla da inanılmaz yakışıyor. Ve tahıllardan da pirinçle şahane bir uyumu var. Şimdi mutfağa geçeceğiz. Size enginar türlerinden bahsedeceğim. Enginar nasıl seçilir, nasıl ayıklanır, nasıl temizlenir, nasıl saklanır, nasıl pişirilir, bunların hepsine bakacağız. Ondan sonra bir kuzulu enginar yahni, bir pirinçli enginar salatası, enginar cacık, bir ekmek üstü enginar ezmesi göstereceğim. Fırında pişireceğiz. İnanılmaz güzel bir kızarmış hali var. Ve son olarak peynirli domatesli bir enginar dolması göstereceğim. Bunların hepsi için ben mutfağa gidiyorum. Siz de orada ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bugün önümde İzmir'den doğrudan elimize ulaşan muhteşem sakız enginarlar var. Enginar seçerken dikkat etmeniz gereken şey, eğer ki böyle yapraklı alacaksanız, öncelikle yapraklarına bakın. Taze olmalılar, yumuşak olmalılar, çok fazla kart olmasınlar ve tuttuğunuz zaman bu baş kısmı epey ağır olmalı. Enginarları temizlemek için üzerindeki tozun gitmesi için bir sudan geçirelim, bolca soğuk suyla yıkayacağız. Temizlemeye geçmeden önce eğer ki bunun gibi yapraklı enginar aldıysanız ve hemen kullanmayacaksanız, şöyle hafifçe su dolu bir tencere olur, vazo olur, onun gibi bir şeye koyduğunuz zaman daha uzun süre dayanırlar. Bunları buzdolabında değil, oda sıcaklığında sürekli serin bir suyun içerisinde saklayabilirsiniz 1-2 gün kadar. Öncelikle enginarımızın yapraklarını temizleyeceğiz. Sapını keseceğiz. Sapını atacağız mı? Hayır, az sonra bundan cacık yapacağız. Sonrasında bu tabandaki daha sert olan yaprakları elimizle çekerek kopartıyoruz. Terse doğru. Yaprakların iç kısımlarda daha yumuşak bir hal aldığını görünce artık dış yaprakları temizlemeyi bırakabilirsiniz. Yaklaşık enginarın 1/3 kadar olan kısmını keserek alıyoruz. Bu aşamada içerisinin kararmaması için limon sıkıyorum içerisine. Hatta dilerseniz şöyle limonlu suya bir bandırıp çıkartabilirsiniz. Çok daha pratik olacaktır. Böylelikle şu tabandaki kısım da kararmayacaktır. Çünkü orayı daha temizleyeceğiz. Bakın iç kısımda şurada çiçekler var. Bunları yemiyoruz, onları çıkartacağız. Bu çiçeklerin alt kısmında tüyler var. Onlar da kılçık gibi. Onlar da yerken boğazınıza yapışabilir. Onların da tamamını temizleyeceğiz. Şöyle az önce bahsettiğim o tüyleri size de göstereyim. Şuradan görebilirsiniz. Bunları temizlemek çok önemli. Evet, enginar temizlemesi biraz zahmetli ama tabii ki birazdan göstereceğim. Temizlenmişinde kolaylıkla artık her yerde bulabiliyorsunuz. Şurada bakın, sapın tam ortasında yenilebilen beyaz bir kısım var. Dış kısım aşırı lifli olduğu için orası yenilmiyor. Oradan geriye doğru hafifçe soyarak geleceğiz.
Sonrasında bıçağınızın uç kısmıyla altta koparttığımız sert kısımları temizleyeceğiz. Ben bir de ortadan ikiye keseceğim. İçerisinde böyle kalmış olan başka yapraklar varsa onları da kolaylıkla çıkartabiliyoruz böylelikle. Ve sonrasında doğruca limon suyun içerisine bırakıyoruz. Bu uzun sapları yine aynı. Ortadaki kısmına gelene kadar kenarlarından yeşil kısımlarını temizliyoruz. Beyaz kısmı görmemiz gerekiyor. Çok ufak bir kısım çıkıyor ama inanılmaz lezzetli. Gördüğünüz gibi salatalığa benzer. Koyu yeşil kısmının tamamını temizlemeye özen gösterin. Şu kısmı hemen limon suyun içerisine atıyorum ve orada bekletiyorum. Hatta yüzmesinler, birazcık oksijenle de temas etmesinler diye üzerine bir tabak bırakırsanız iyice aşağı doğru giderler. Şimdi burada bir de Bayrampaşa enginarlarım var. Bunlar çanak enginar. Bakın şimdi size farklarını göstereceğim. Birincisi ben limonlu suda hazırladım. Buradakiler limon tuzu çözeltisi içerisinde genelde satılıyorlar. Daha beyazlar. Ama ve lakin bunları kullanmadan önce mutlaka soğuk suyla iyice yıkamak lazım. Sakız enginarlar bakın çanakları minnacık. Bir Bayrampaşa enginarına göre neredeyse 5'te 1 boyutu var diyebiliriz. O yüzden genellikle sakız enginarının da yaprakları daha narin olduğu için yapraklı yemeklerde bu daha uygun. Özellikle zeytinyağlılarda, dolmalarda, sert salatalarda da Bayrampaşa enginarı çok daha uygun. Bir de kavanozda satılan çok daha körpeyken toplanmış, salamura edilmiş, konserve edilmiş enginar kalpleri var. Bunlar doğrudan yemeğe hazırlar. Bunları çıkartabilirsiniz. Doğrayıp tavada soteleyebilir. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirip salatanıza karıştırabilir. Doğrudan tüketebilirsiniz. Şimdi sıra geldi saklama yöntemine. Burada kaynar suyum var. İçerisine biraz tuz atacağım. Ve kaynar suda yaklaşık 1,5-2 dakika kadar şoklayacağım. 2 dakikanın ardından doğruca soğuk suyun içerisine atıyoruz. Eğer suyunuz yeteri kadar soğuk değilse içerisine buz da atın. Şimdi sıra geldi bu yapraklı sakız enginarlara. Bunları yaklaşık 30 saniye kadar haşlayacağız. Ve yine hemen soğuk suyun içerisine alıyoruz. Biz buna blanch etme işlemi diyoruz. Yani sıcak suyla şokluyoruz, sonrasında soğuk suyu alıyoruz. Böylelikle içerisindeki klorofil ortaya çıkmış oluyor ve daha uzun süre dayanacaklar, daha parlak yeşil olacaklar. Bunlar burada güzelce soğudular. Soğuduktan sonra birazcık kurutacağız. Sonrasında buzdolabı poşetine koyacağız. Derin dondurucuya kaldıracağız ve 6 ay kadar kullanabileceğiz. Biraz da enginarın pişirme yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Enginardaki bütün vitaminleri, mineralleri doğru almak için aslında en doğru pişirme yöntemi buharda pişirmek. Bunun gibi böyle bir buhar aparatı üzerinde olabilir ya da bir büyük tencereye süzgeç koyarak bu işlemi yapabilirsiniz. Su kaynadıktan sonra enginarlarınızı yumuşayana kadar burada buharda pişirebilirsiniz. Yapraklar yukarı gelecek şekilde böylelikle içteki çanak daha kolay pişecektir. Ya da yapraklı kullanacaksanız özellikle kısa bir süre ortasındaki o çanak kısmı yumuşayana kadar tuzlu suda haşlayabilirsiniz. Hemen içerisine atıyorum yapraklıları. Sakız enginarlar minnacık ve körpe oldukları için yaklaşık 10-15 dakika içerisinde tamamen piştiler. Sivri bir bıçak bastırırsanız bakın yumuşacık. Bu da enginarınızın piştiğini gösterir. Aynı şey buhardakiler için öyle olmayacaktır. Buhardakiler birazcık daha yavaş pişecekler. Şu anda bunu üzerine zeytinyağı, limon, tuz tamam yiyebilirsiniz. Hatta göstereyim size. Tuzum nerede? Tuzsuz olmaz. Hatta yanında mayonezle, zeytinyağlı sarımsaklı bir sosla da yiyebilirsiniz. Şu taban kısmını hafiften sosa batırıp şöyle dişleriniz arasında çekerek o kadar körpek ki meğerse tamam geliyor. Dişinizi sıyırıyorsunuz. Bu üstteki sert kısım yenmiyor. Ya da daha lezzetli bir şey pişirmek istiyorsanız bunun gibi bir fırın kabı alın. Enginarlarınızı yerleştirin. Üzerlerine bolca zeytinyağı. Biraz taze kekik. Ha bu arada tariflere geçmedik bile. Ben sadece şu anda size enginarı en basit şekilde nasıl pişireceğinizi gösteriyorum. Daha tarifler var. Fırınızı açabildiğiniz kadar yüksek açın. Açabiliyorsanız sadece yukarıdan açın ve birazcık kızarmasına izin verin. Hepsi bu kadar. Bakın aynı taktik burada da geçerli. Sivri bıçak. Hafiften şu dibine doğru bastırın. Bakın oh. Tereyağı gibi kesti. Bunlar hazır mı diye bakalım. Bakın bunların biraz daha var. Bunlar hala sertler. Bunlar pişmeye devam etsinler. Bunları zaten az sonra tarifte kullanacağım.
Şimdi basit bir sos daha göstereceğim. En yaygın, en klasik olanı. Taze sıkılmış limon suyu. Bolca zeytinyağı. İçerisine bir parça tuz. Ve sarımsak. Karıştırıyoruz. Hepsi bu kadar basit. Yine yaprak kısımlarını aynı şekilde koparıp, sosa batırıp... En klasik yeme şekli böyle. Şimdi fırındakini de çıkartalım. Yalnız şuna bakar mısınız? Ve muhteşem kokuyor. Şimdi bu üst yapraklar bakın. Daha böyle cips gibi çıtır bir hal aldılar. Yine aynı şekilde sosa batırabilirim. Böyle kendi halinde bunu tüketebilirsiniz. Ama çanaklar nasıl oldu diye soruyorsanız orayı da göstermek istiyorum. Bakın hem sapını yiyebiliriz, hem şu yumuşacık gövdesinden tadabiliriz. Yine aynı şekilde sosa batırıp, pamuk gibi. Hemen şimdi bunu da sosa batırıp birazcık soğutalım. Temel pişirme yöntemleri böyle ya. Hadi gelin asıl tariflere başlayalım. Ufak bir düdük tencere kullanacağım işlemi hızlandırmak için. Düdüklü yoksa aynı işlemleri tencerede yapabilirsiniz. Sadece süresi birazcık uzayacaktır. Hafif bir tabanı kaplayacak kadar bir zeytinyağı koyuyoruz, fazla değil. Orta yağlı kuzu koldan kuşbaşı etimiz var. Doğruca içeri. Etlerimiz mühürlenmeye başladılar. Şimdi bakın tabandan kazıyarak hafiften etleri çeviriyoruz. Hemen yemekli doğradığımız soğanları da içeriye. Bir parça tuz ekliyorum içerisine. Soğanlar yumuşamaya başladı. Etlerin tamamının etrafı güzel bir renk aldı. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar domates püresi ekliyorum. Birazcık renk versin diye içerisine. Asıl sihirli malzemem burada. Tarhana. Tarhanayı bu tarz yemeklerde bağlayıcı olarak kullanmaya bayılıyorum. Hafifçe kavuruyoruz. Sıcak su ekliyorum. Şöyle hafifçe kenarlara yapışan o güzel et parçalarını da kazıyalım. Kapağımızı kapatalım. 25 dakika kadar pişireceğiz. Sonrasında enginarlar, taze soğanlar vesaire. Düdüğümüzü açtık. Bakın tarhana içerisine muhteşem bir kıvam vermiş. 2 tane enginarımız var. Enginarları güzelce o limon tuzlu sudan arındırmak için normal temiz suda yıkadım, temizledim. Enginarları kuzu etleriyle aynı boylarda doğrayıp doğruca içeri atıyoruz. Bir 20 dakika kadar da böyle pişecekler. Tekrar düdüklüyü kapatmayacağım. Enginarlar yumuşaya kadar burada kısık ateşte tıkır tıkır pişecekler. Keşke kokusunu size gönderebilsem. Yahnimiz hazır. Altını kapattık. Şimdi içerisine taze soğan doğrayacağız. Şöyle 2 santim kalınlığında yüzünü süslemek için bırakacağım üzerine. Hemen sıcaklığı yeterli olacaktır. Çok özel bir malzemem daha var. Kuru domates. Onları da şöyle kalın kalın kesiyorum. Hemen servis edelim. Yapacağınız şey o kadar basit ki bayılacaksınız. Bir diş sarımsağım var. Hiç doğrama falan yok. Eziyorum. Biraz zeytinyağı içerisine atıp şimdi ekmeklerimi bu zeytinyağıyla yağlayacağım. Çok fazla sürmüyorum. Şöyle üzerinden birazcık sürsem kafi. Arkalarını çevirdik. Ekmeklerimizi şimdi doğruca fırına götürüyoruz ki birazcık çıtırdasınlar. Eğer ekmekleriniz bayatsa bu tarifi yine yapabilirsiniz. Daha böyle keyifli kıtır kıtır ekmekleriniz olur. Fırınım üstten açık 190 derecede. Az önce buharda pişirmiş olduğum güzel 2 tane çanak enginarım vardı. Bakın ne kadar yumuşaklar. Bıçak böyle girip çıkıyor. Aradığımız kıvam bu. Şimdi gelin bununla güzel bir harç yapalım. Enginarları kaba alalım. İçerisine ince kıyılmış ıspanaklarımızı koyuyoruz. 7-8 yaprak kadar. Biraz da maydanoz. İşlemin arasında ekmeklerinizi ters çevirin. Karışımımıza 2 tane ufak yumurta kırıyoruz. Eğer yumurtanız büyükse bir tane de kırabilirsiniz. Oda sıcaklığında yumuşak tereyağım var. Eğer yumuşak değilse hafif eritip koyabilirsiniz. Biraz karabiber, biraz tuz. Burada çok güzel İzmir tulumum var. Hafifçe rendeleyin ya da ezebilirsiniz. Karışımımız bu kadar basit. Şimdi bir spatula ya da kaşık ya da elinizle bunları güzelce birbirine yedirin.
Karışımımız hazır. Şimdi ekmekleri çıkartalım. Bir kaşık yardımıyla harcımızı ekmekten üzerine koyuyoruz. Ya buna bayılacaksınız. Evet, tekrar fırına. Ve ekmekler hazır. Pirinçlerimi güzelce soğuk suda yıkadım. Fazla nişastasını arındırdım. Pirincimizi atıyoruz. Ve hafifçe yumuşayana kadar pişireceğiz. Biz de orada enginarlarımızı ve yeşilliklerimizi hazırlayalım. Bir tane limonun sıkılmış suyunu içeri alıyoruz. Çok az sirke ekleyeceğim. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar fazla değil. Ve sonrasında zeytinyağı ekleyerek çırpacağız. Sosumuz hazır. Enginarlarımızı yine temiz, güzel soğuk sudan geçirdik. Bir tane soyacak yardımıyla ufak şeritler çıkartıyoruz. Ve kararmadan doğruca sosun içerisine atıyoruz. Fazla bekletmeyin. Pirinçlerimiz hazırlar. Hemen süzelim. Şimdi pirinçler sıcağı sıcağına hemen enginarların üzerine onlar da sosu çekecekler. Hemen bir harmanlayalım. Evet, bunlar burada dinlenirken biz de eşliklerimizi doğrayalım. Evet, enginarla pirincin üzerine ince kıyım, taze soğan, dereotu, maydanoz, taze nane, dilediğiniz yeşillikleri koyabilirsiniz. İnce ince kıyın, ekleyin, onları da güzelce karıştırın, onlar da sosu çeksinler. Son olarak da birazcık doğranmış yeşil zeytin ekliyorum, karıştırıyorum ve salatayı dinlenmesi için buzdolabına kaldıracağım. Enginarlarınızı bir fırın kabına alın. Doğruca fırına atabileceğiniz. Hemen enginarlarımıza birazcık tuz serpelim. Çünkü tuzlamamıştım öncesinde. Birazcık da zeytinyağı. Tarımsakları kaseye alalım. Bunun içerisine muazzam bir isli peynir kullanacağım. İsli peynir çok fazla eriyen bir peynir değil. Birazcık onları bir arada tutacak bir peynire ihtiyacım var. Ben dolapta kaşar peyniri buldum. Ondan koyuyorum. İçerisine çok az krema ekliyoruz. 2 yemek kaşığı kadar kafi. Bir tane yumurta kıracağız. Çok az toz kırmızı biber. Bir kaşıkla karıştıralım, bir kıvamına bakalım. Harcımızı bir arada tutsun diye birazcık galeta unu ekleyeceğim içerisine. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar, bir kıvamına bakalım. Hemen toparlandığını gördünüz. Harçtan enginarların içerisine dolduralım. Az önce hazırlamış olduğum sarımsaklı zeytinyağım vardı. Ondan şöyle birer çay kaşığı gezdireceğim. Bu arada eğer sarımsaklı değilse de normal zeytinyağı da olur. Ayın malzemesi bölümlerinde bu yemeklerle yapmış olduğumuz denemeler inanılmaz hoşuma gidiyor. Yaptığım araştırmalar vesaire ve bunları sizlerle paylaşıyor olmak çok keyif verici. Ha, fırına gidiyoruz. Fırın kaçta? 190 derece. 180 olur mu? Olur, neden olmasın? Yapacağımız tek şey var, biraz peynirler eriyecek, domatesler kızaracak. Şu dolmanın güzelliğine bakar mısınız? Of, muazzam kokuyor böyle erimiş peynir, sarımsak, kızarmış domatesler. Görüntüsü inanılmaz güzel. Enginar saplarını çiğ olarak da kullanabilirsiniz ama şöyle bir dakika tuzlu suda haşlarsak çok daha iyi oluyorlar. Hemen tuzlu suya attım. Bir dakika sonra süzeceğim, soğuk sudan geçireceğim ve cacığa başlıyoruz. Hemen ufak ufak doğruyoruz. Bir kase kadar süzme yoğurdum var. İçerisine doğruca saplarımızı koyalım. Sarımsaksız cacık olur mu? Tabii ki olmaz. Karışımıza bir parça da zeytinyağı ekleyelim. Aslına bakarsanız cacığımız tamam ama yine şöyle güzel süslü bir şey yapalım. Ben yine salatalık kullanmak istiyorum ama doğrudan içerisinde kullanmayacağım. Süslemesinde kullanacağım. İç kısmından böyle güzel birkaç şerit çıkartalım. Artık tabaklamamızı yapabiliriz.
Sıra geldi en sevdiğim kısma, tadına bakmaya. Hemen şuradan bir parça enginar, bak şu ne kadar parlak, güzel. Bir parça et. Kokusu mis. Sonradan koyduğumuz taze yeşillikler muhteşem bir ferahlık veriyor. Enginarlar tam kıvamlı pişmişler. Hafif dişe dokunuyor ama tamamıyla pişmiş. Etler lokum, tarhana tadı böyle geriden geliyor. Şuradan kendime güzel bir tabak yapayım. Bakın, salatayı en başında güzel sosladığımız için enginarlarımızda asla bir kararma yok. Bir parça da şu saplı cacığımızdan alalım. Ekmeğimizi de koyduk. Şuradan bir de dolmamızdan yarım alalım. İsli peynirlerin görüntüsü falan yıkılıyor. Ben böyle ferah ötesi bir şey arıyorum. Aynı zamanda işte biraz güzel karbonhidrat alayım, sebzem olsun, asla yerken pişmanlık hissetmeyeyim dediğiniz bir şey varsa o da bu salata. Bu var ya, çok acayip bir şey olmuş. İçerisinde diri diri enginarlar, ıspanak, maydanoz, peynir, yumurta. Çok acayip bir şey. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Özellikle ekmekten gelen sarımsaklı ya. Öf. Bunun üstüne biraz da cacık. Muhteşem bir meze. İnanılmaz güzel. Yani sarımsaklı yoğurt, o hafif böyle dişe gelen ekşimsi, enginar sapları, içerisindeki taze nane, dereotu, salatalık. İnanılmaz ferah bir cacık oldu. Çok çok güzeller. Bitti mi? Bitmedi. Bir de bu muhteşem isti peynirli, bol malzemeli dolmamız. İsli peynirli enginarın uyumu inanılmaz güzel. O galetanın vermiş olduğu hafif böyle kıtırlık, toplu hal çok çok lezzetli. Ben 5 tarifin 5'ine de bayıldım. Bu güzel tariflerle sizlere biraz da olsa ilham verebildiysem ne mutlu bana. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, 1000 olmamıza çok az kaldı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.